Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Battle of Africa turnuvasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. B grubunun 3. hafta maçlarının ilkinde Rules of Rome'la Petkum Pet'in 3. maçına geçiyoruz. Eğer Rules of Rome bu maçı da kazanırsa 3-0'a getirerek 3 puanı hanesine yazacak son haftada. Ciddi bir avantaja sahip olacak. Maçımızı da tekrardan şöyle başlatalım. Yarın diyorum. Bu maçtan sonra eğer Petkumpet bunu kazanmamış olursa Rules of Rome 3-0'la kazanırsa yarın oynanacak Aftermath ve Vietnam Legends arasındaki maç gruptaki tüm sıralamaları belirleyen maç olacak ve hem A grubunun hem B grubunun puan durumlarını ayrıca buradaki çeyrek final eşleşmeleri ve yarı final eşleşmelerini de yarın demeyeyim. Daha doğrusu burada Aftermath ile Vietnam Legends'ın maçı bittiğinde hemen onlar da yayınlanacak. Hızlıca ırklara bakalım. Daha sonra map'i gezelim isterseniz. Bu arada Discord kanalının linkini açıklamaya koyuyorum. Orada birlikte sohbet, muhabbet ediyoruz. Oyun oynuyoruz. Orada oynadığımız oyunları da yine bu kanaldan yayınlamaya başlayacağız. Sizin oynadığınız oyunları da Record kanalına atarsanız onların da iyi olanları, zevkli geçenleri yine sunacağız. Ayrıca kurduğumuz takımlarla da yabancı ülkelere karşı da maçlar atıyoruz. Herkesi Discord kanalımıza en azından sohbete bekliyoruz diyelim ve Rules of Rome takımından ırklara bakalım. Vodka'da burada Malaylar var ve iki tane Archer Range'ini birden atıyor. Malayların asıl bonusu aslında burada zorla asker alma upgrade'i. Çünkü zorla asker alma upgrade'ini aldıklarında oyun sonunda burada çiftler kılıççısı gibi birimleri sadece et ile basıyorlar. Gold istemiyor ve gerçekten çok iyi bir bonus. Hemen şimdi burada Kamigawa'ya geçelim. Rules of Rome'u da sürekli Puckett oynayan isim Kamigawa oluyor. Kamigawa da Malilileri tercih etmiş. Kısmen bir atlı ırkı diyebiliriz. Çünkü burada Farimba upgrade ile birlikte kavalyeleri Paladin'den bile daha güçlü hale geliyor. Burada kavalyelere artı 5 atak ekleniyor. Ayrıca üniversiteleri de çok daha hızlı çalışıyor. %80 gibi. Ve buradan Knight basarak kavalye yaparak devam edecektir. Burada son Rules of Rome oyuncusu Ganji'de ise Tatarlar var. Tatarlarsa çok iyi bir Kev Archer'ı çünkü Kev Archer'ın partizan taktik upgrade'i bile ücretsiz geliyor ve hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Hil üzerinden ekstra 125 daha büyük bonuslar olsa da bu map'te hiç hil olmaması Tatarların o yönden biraz zayıflamasına neden oluyor. Petkumpet takımına geçersek burada belki de grup aşamalarına veda edecekler bu maçla. Belki turnuvaya veda edecekler. Project Belgium Portekizleri seçerek iyi bir Archer ırkına gitmiş. Burada Archer basmaya da başlamış. Hemen burada Puckett oyuncuları Daniel'a geçelim. Daniel bunları seçmiş. Yine Puckett'ta bir atlı ırkı görüyoruz. Bunlar da oyunun en iyi atlı ırklarından birisi. Özellikle paladinleri aşırı güçlü. Zaten simgeleri bile burada bunların atlı üzerine gördüğünüz gibi. Ayrıca kevarçıları da daha ucuz olduğu için bu şekilde Castle'da belki de kevarçı spamına gidebilir. Takımdaki diğer ahırlarda 120 daha hızlı çalışıyor. Ve gerçekten çok ama çok güçlü bir ırk bunlarda yine sık sık görüyoruz. Son oyuncu Angelina Jolie ise burada İtalyaları seçmiş. Yine Portekiz gibi zaten komşu ülkeler diyebiliriz. Portekiz gibi o da Archer ırkı. Archer'ları kuvvetli. Petkumpet 2 Archer ve bir tane de atlı ırkı seçmiş ve yukarıdan soldan doğru burada Vodka'nın üzerine yürümeye başladılar. Map'i konuşacak olursak ortada bir ağaç var ama ağaçlar var ama akasya ağacı olduğu için şu an her yerden geçiş olabilir. Bunu bildiği için Project Belgium şurayı mesela Petsite Wall ve House'larla yine de kapatmış. Burada şurada da mesela bir geçiş var. Etrafta çok fazla ağaç olsa bile herkes wall'lanmasını yine de yapıyor çünkü buradaki akasya ağaçlarının altından rahat rahat geçilebiliyor. Yine burada şuradaki aradaki yollar var. Oraya doğru da vodka kapanmaya devam ediyor ama aslında şöyle kapansa kendi için çok daha rahat bir wall'lanma olabilirdi. Angelina Jolie ile birlikte burada Daniel içeri girmeye çalışıyor. Petsite Wall'u aşmaya çalışıyor. Vodka oraya Archer'larıyla, Kamigawa da Scout'larıyla geliyor. Burada Scout sayısı olarak Kamigawa çok ama çok önde. Ama sağ taraftaysa Project Belgium orada bir de Tower Rush'a başlamış. İşçileriyle birlikte Archer'ları getirdi. Daha sonra orada Tower Rush'a başladı ve Gold toplayan işçileri orada deny'ladı diyebiliriz. Orada Gold toplamalarını engelledi diyebiliriz. Oraya doğru Ganji'den tekrardan bir wall'lanma geliyor. Çünkü
Burada Daniel'ın scoutları içeri girecekti. Pedicide Wall düşmek üzereydi. Bu arada Ganji Kessel'a geçen ilk isim oluyor ve Kev Archer'a döndüğünü görebiliriz. Ama şu anlık karşısındaki Archer'lara karşı Skirmisher basıyor. Birazdan Kev Archer'a dönebilir. Burada upgrade'lerinin bedava olması Kev Archer'larıyla bir anda çok güçlü hale geldiğini görebiliriz. Üst tarafta Kamigawa scoutlarıyla böyle biraz genişten alarak burada Angelina Jolie'ye yaklaşmaya çalışsa da Angelina Jolie orayı çok iyi fark etti ve Archer'larıyla şimdi o scoutları kovalıyor. Ama aşağıdaki baskı hiç azalmadı. Ganji'nin oradaki tower'ı düşmek üzere burada Project Belgium attığı tower'ın içine 4 birim sokarak rakibin tower'ını düşürmeye başlamıştı. Orada işçiler çıkıp hemen tower'ı tamir ediyor ama tamir eden işçilerden birisi düşmek üzereydi. Tekrardan tower'ın içine soktu. Ama burayı en azından Project Belgium buradaki kontrolü sağladı tek başına. Karşısından şu ana kadar Ganji'den henüz bir saldırı gelmedi. Bakalım hemen. Cross upgrade'i, Skirm upgrade'i de almıyor. Yüksek ihtimal Kev Archer'a dönecek ama gold lazım. Şu an 46 gold'u var ve 46 gold'la Kev Archer basması imkansız. Burada tek bir işçiyle toplamaya çalışıyor ama buradaki tower yıkılmadığı sürece orada gold toplayamayacak ve Kev Archer'a dönemeyecek. O yüzden Skirm Archer'ları da oraya doğru yaklaşıyor ama tower'ın da yardımıyla o Skirm Archer'lar çok rahat düşürülecektir. Gold toplayan işçiye tower vurmaya devam ediyor. Diğer gold'u da dışarıda olduğu için şu an Project Belgium'dan mükemmel bir hamle geldi ve o gold'u deny'leyerek burada Ganji Kessel erken geçse de Kev Archer basamıyor, hiçbir şey yapamıyor ve Project Belgium burada feodalde olmasına rağmen attığı tek bir tower'la orada Ganji'yi acayip geri düşürdü. Sol tarafta ise burada Angelina Jolie Archer'larıyla base'ini savunuyor. Aslında burada Project Belgium şurada kendi attığı Pedicide Wall'u yakıp şu yolu kullanarak bir anda içeriye girebilir. Orada storm toplayan işçilere gidebilir. Tower'ı tamir etmeye çalışan işçiler de gitgide artık canları azalıyor. Birazdan oradayı tamir eden işçilerin de düşürüldüğünü görebiliriz. Ya da buraya Kamigawa'nın Knight'ları gelirse, daha doğrusu Daniel'ın Knight'ları gelirse işler değişebilir. Daniel şimdi Kessel'a geçti ve Knight basmaya başladı. Bastığı Knight'ları burada biriktirecek. Sanırım sol taraftan Vodka'ya ilerlemek istiyor ama Project Belgium'a burada destek verse çok ama çok daha iyi olabilir. Daha iyi sonuçlar getirebilir. Orada tower'ı tekrardan tamir ediyor ve Ganji sadece tamir ederek orada tower'ını tutarak aslında hiçbir şey kazanamıyor. Gold'unu toplayamıyor yine ve sadece şu an 31 gold'u var. 31 gold'la gelişmesi imkansız. Karşısındaki Project Belgium burada 23 tane Archer yapmış. Ama hala feodalde kalan tek isim. Birazdan o da Kessel'a geçecektir. Oradaki tower'ı artık inşa edemedi, tamir edemedi ve yıkıldı. Gold toplamaya başlıyor. Kamigawa Knight'ları ile oraya yaklaşıyor şimdi. Orada Arbalet upgrade'i de geliyor. Gold'u toplamaya başlayınca hemen Archer sayısını artırmaya başladı. Project Belgium da Kessel'a basıp base'ine doğru çekiliyor ve Stone Wall'larla base'inin etrafını kapatıyor. Şu an Archer'ların girebilmesi için bir yere bir tile'lık bir burada Pedicide Wall da ekledi ama oradan Knight'lar da içeriye girecek gibi Archer'larla hemen dönüp Knight'lara vurmaya başladı. Şu an cross olmadığı için Knight'lara çok az hasar verebiliyorlar. Ayrıca burada Knight'lar da işçi kesmeye giriyordu. Şu an cross'lar da girdi içeri. Project Belgium'dan çok büyük bir hata geliyor arkadaşlar. Project Belgium yaptığı bu hatayla birlikte base'inde bir anda burada Kamigawa'nın Knight'larını ve Ganji'nin cross'larını bulmuştu. Daniel getirdiği Knight'larla birlikte oraya ani bir saldırı yaptı ve Kamigawa'nın Knight'larını ve şimdi de orada Ganji'nin Archer'larını ve Skirm'lerini temizledi. Buradan yine karlı çıkan Petkumpet takımı oluyor. Petkumpet bu maça gerçekten çok iyi başladı. Angelina Jolie ise sol tarafta burada kendi base'ini korumaya devam ediyor. Saldırmasına da gerek yok. Burada zaten biraz önce Ganji'yi geri düşürmüşlerdi. Sağ taraftan ilerlemeleri onlar için çok daha avantajlı olacaktır. Kessel'a geçmek üzere artık ve Kessel'a geçince orada cross upgrade'ini alınca artık o kadar Project Belgium'un cross karşısında duramayacaklardır. Orada Stonewall işlemi yapan işçilerden biri düşürüldü. Ve sol tarafta House'un dibinden oradaki House yıkılarak Knight'lar ve Cross'lar tekrardan içeriye girmeye çalışacak.
Denya sağ tarafı buradan Knight'larıyla şimdilik tutuyor. Ve cross upgrade ile birlikte Botkin'e Row da geliyor. Oradaki hemen kaç sayısı bakalım. 25 tane cross hem Knight'ları hem orada Gungeon'in crosslarını çok ama çok rahat tutacaktır. Daniel'da Knight sayısında bu sefer çok iyi. Zayıf halka diye söylemiştik sürekli ama Daniel bu arada puanda birinci duruma gelmiş. Şu an hatalarından ders çıkarmış gibi. Üst taraftan Angelina Jolie bastığı crosslarla birlikte Vodka ilerliyor. Sağ tarafta 2'ye 2 var. Sol tarafta ise 1'e 1 dönecek gibi. Ama buranın kazananı Pet Gunpet gibi gözüküyor. Project Belgium da sayıda önde burada cross olarak. Daniel'la Knight sayısında önde, o yüzden buradan ittirmeye başladılar, pushlamaya başladılar. Birazdan Gungeon'in base'ine girmek isteyeceklerdir. Sol tarafta da Angelina Jolie bir Vodka'nın base'inde bir boşluk arıyor ama şu ana kadar TC'ler, oradaki 3 TC neredeyse yan yana diyebiliriz. Cross'ların geçiş menzilini kapatıyor ve cross'larıyla yine Vodka da orayı tutacaktır. Bu da Kamigawa'nın Knight'larıyla birlikte Ganji beklemeye başladı. Daha doğrusu Project Belgium artık geri çekiliyor. Çünkü oraya bir tane TC atacak ve Mangonel geliyor. Mangonel'le önce burada Ganji'nin TC'sini düşürmek istiyorlar. O TC olduğu sürece oradan girmeleri çok zordu. Orada gelecek aslında birkaç Mangonel daha iyi olabilir. Ve o da öyle yapacak sanırım. Bastığı birkaç Mangonel'i daha bekliyor. Üst tarafta ise Angelina Jolie gerçekten çok fazla cross sayısına ulaşmış. 35 cross'uyla karşısında sadece burada 20 cross'u olan bir Vodka var. Vodka'nın dayanması da güç duruyor. Upgrade'leri şu an eşit, cross'ların gücü aynı. Vodka da hemen orada bastığı bir tane yaptığı Siege Workshop'tan Mangonel basıyor. Buraya gelen Project Belgium'un Mangonel'i artık Ganji'nin TC'sine vurmaya başladı. Project Belgium orada crosslarıyla da TC'ye vuruyor. Ama Tower 8 artı 2 menziliyle birlikte orada crossların menzile girmesiyle crosslara biraz hasar verdi. Şimdi oraya gelen diğer bir Mangonel ile birlikte TC iyice düşürülebilir. Ama Tower'ın menziline giriyor, şu alttan vurması onun için çok daha mantıklı olabilirdi. Burada Daniel yine Knight'larını biriktirmeye devam ediyor yukarıdan. Mangonel gelmeye devam ediyor. Project Belgium buradaki TC'yi neredeyse yıkmak üzere ama tamir etmeye yine başladılar. Şimdiye kadar tamirlerle orayı iyi ayakta tuttular. Crosslar buradaki house'u yıkıp içeri geçecekti ama hemen işçiler tamir etmiş, bir de Mangonel gelince geri çekiliyorlar. Burada Angelina Jolie'den bir tane de Siege Workshop geldi ve cross sayısını gitgide artırdığını görüyoruz. Solda Vodka'yla birebiri kazanacak gibi duruyor. Orada getirdiği bir tane işçisiyle Tower'ın vurmasını da artık etkilenmeden tamir edeyi de Mangonelleriyle Ganji'nin TC'sine vurmaya devam ediyor ve buraya doğru bir Mangonel daha geliyor. Crosslar da arada yine hasar verip geri çekiliyor ama Vodka sol tarafta imp'e basan ilk isim olmuş. Angelina Jolie de onu takip ediyor. Sol taraftaki iki cross ırkı, iki archer ırkı birbirleriyle şu an imp'e geçecekler. Ama Vodka biraz daha az cross bastığı için daha erken geçecek. Ama yine de orada 47 crosslu ordusuyla Angelina Jolie hiç savaşa girmeden bir anda çok büyük bir orduyla oraya saldıracaktır. Artık Kamigawa Knight'larıyla oraya doğru yürümek istedi Mangonelleri düşürmek için ama burada getirilen crosslar da Mangonel atışlarını yiyor. Gerçekten şu an bayağı sıkıntıya girdiler. Özellikle Project Belgium'un attığı Mangonel atışlarıyla birlikte çok fazla cross düşürüldü. Yine Project Belgium'un crossları da orada Knight'lara ciddi bir hasar bırakmıştı. Project Belgium burada bir işçisiyle yılanlayıp ev atıyor ama aslında orada Siege Workshop yapması çok daha mantıklı bir hamle olabilir. Orada Tower Mangonelleri vurduğu için işçiyle bir bir onu tamir ediyor ama Kamigawa'dan da imparatorluk geliştirmesi, imparatorluk çağı geliyor. Sol tarafta imp'e geçip Vodka arbalet upgrade'ini almış ve arbalet upgrade'ini alınca burada sayı da geri de olsa hemen Angelina Jolie'nin üzerine yürümüş. Angelina Jolie ise bastığı oradaki Rem ve Mangonel'ini kaybedecek gibi. Mangonel geri çekiliyor ama Rem'i orada düşürecektir, o da onu orada feda ediyor ve geriye çekiliyor. İmparatorluk çağını o da neredeyse geçti geçecek. Şu an o da imp'e geçti, arbalet upgrade'ini sanırım alıyordur.
Sağ tarafta asıl savaş çıkmış. Burada Kamigawa'nın Knight'ları ile Daniel'ın Knight'ları birbirine giriyor. Mangoneller Chase'i düşürmek üzereydi. Ganji'nin cross'larına Mangonellerden iyi atışlar gelmiş. Burada Knight'lar önce TC'ye vuruyor, artık o TC'den kurtulmak istiyorlar. TC'nin etrafındaki Ganji'nin işçileri de düşürülüyor ama burayı Kamigawa'nın Knight'ları oynuyor şimdi. Project Belgium'dan çok fazla işçiyle oraya doğru bir castle droplanıyor. O castle oyunun akışını çok değiştirecektir. TC'yi hala düşüremediler ama Kamigawa'nın çok fazla Knight'ı düştü. Project Belgium burada crosslarıyla hala tehdit olarak devam ediyor. Daniel da yine orada 6 Knight'ıyla oyuna tutunuyor. Hemen bu kadar geri düştüğünü görünce Ganji 2 Archer Range daha yapıyor ve oraya cross spamını başlatacak. Ama atılan Castle orada artık TC'nin daha fazla dayanmasına izin vermeyecektir. Vodka bastığı Ram'lerle ve Arbalest'lerle birlikte burada Angelina Jolie'nin attığı Forward Siege Workshop'ları yıkıyor. Angelina Jolie ise burada 52 tane Arbalest biriktirmiş. Aslında sayı da daha önde olmasına rağmen risk almıyor. Takımı zaten sağ tarafta oyunu şu an kazanırken, oyunu kazanma noktasına gelirken orada risk almasına gerek yok. O tower'ın düşmesiyle Daniel iyice Knight'larıyla içeri doğru girecektir. Project Belgium ve Daniel'dan da imparatorluk geliştirmesi geldi. Sadece burada Ganji Castle'da kalan tek isim olacak. O da üzerindeki bu kadar baskıyla yine de iyi dayandı ve şimdi Stonewall'larını atıyor. Stonewall'ları atıp içeriye Daniel'ın girmesini engellemek isteyecek ama Pedicite Wall'u tek vuruşla yıktılar ve Knight'lar içeriye girdi. Ganji burada bayağı geri düştü. 3000 puanlara kadar indi ve arbalestleriyle birlikte burada Project Belgium işçi kesmeye devam ediyor. Artık sur verildiğini, yani GG verildiğini görebiliriz. Tek umutları sol taraftaki Vodka'nın saldırısı ama Angelina Jolie oraya attığı Castle'la orayı çok rahat durdurabilir. Ram'ler metal koçbaşı oldu ve House'lar açacak ama orada zaten 4-5 kat wall var, 4-5 kat bina var. Yine karşısında çok fazla arbalet var. Orada Angelina Jolie takım arkadaşlarının üst taraftaki saldırısını bekliyor. Oradan gelecek haberi bekliyor. Burası kazanılmaya başladığı için şu an orada sadece kendini savunsa yeterli. Oyun zaten kazanılıyor. O yüzden arbalestleri içeri çekip wall'larını uzaktan koruyacaktır. Üst tarafta Kamigawa da buraya doğru bir castle atmaya çalışsa da Project Belgium yıkılan TC'nin yerine hemen kendi castle'ını attı. Ve burada impe geçince şimdi Cross'larını Arbalest yapacaktır. Kamigawa'dan Kavalya upgrade'i gelse de karşısında şu an 2 castle ve çok fazla cross var. Soldar metal koçbaşları oradaki house'ları çok çabuk açtı. Ama karşısında Daniel'ın burada light cave'lerini ve birazdan Kavalya olacak birimlerini görecek. Arbalestler yine oraya doğru yaklaşıyor hemen. Oraya stable'lar spamlanmış. Daniel takım arkadaşını desteklemek için hemen oraya doğru stable'larını atıyor. Oradan da Kavalya basmaya başlayacaktır. Knight'larla birlikte light cave'ler hemen gelip öndeki metal koçbaşlarını alıyor. Arbalestler ise arkadaki Vodka'nın arbalestlerine girdi. Sayıca burada Angelina Jolie çok önde ve oradaki Vodka'nın baskısı da tamamen kırıldı. Ram'leri düşürüldü. Buradaki arbalestleri geriye doğru itiliyor. Kamigawa oraya doğru Kavalya yollasa da şu an çok yetersiz. Daniel Hussar upgrade'ini de almış. Knight'larını da birazdan Kavalya yapacaktır. Project Belgium ise buraya Siege Workshop'larını atıyor. Ram'lerini basıyor diyecektim ki arkadaşlar oyun attı. Hemen tekrar buraya kadar ilerleyip devam edeceğiz. Şimdilik videoyu durduruyorum. Arkadaşlar kısmen aynı noktaya kadar geldim. Şimdi burada savaş sisini açmak zorunda kaldım. For of War artık açık. Arka taraftaki işçileri biraz görmediğimiz zaman oyun daha az kasıyor gibi. Bu turnuvada sıkça bu hataları yaşadık. Umarım diğer turnuvalarda yaşamayız. Bilgisayarı da bakıma yollayacağım. Zaten bilgisayardan mı sorun diye ona bakacağız ama şimdiye kadar hiç olmamıştı sanırım. Oyundan, maplerden kaynaklı bir şey sürekli güncelleme geliyor ve gelen güncellemelerde bu bugları, oyundan atma sorununu çözdüklerini söylüyorlar. Üst tarafa tekrardan dönersek burada Project Belgium bastığı trablerle birlikte Kamigawa'nın oradaki castle'ını düşürmek üzere arbalestleriyle tabii ki burayı destekliyor. Kamigawa'da bastığı iki treble orayı düşürmeye çalışsa da şu ana kadar Chemistry upgrade olduğu için burada Project Belgium çok daha güçlü bir şekilde oraya saldırıyor ve castle düşecek.
çok fazla işçiyle tamir edilse de yetişmeyeceğini düşünüyorum. Şu an son 1-2 atış kaldı gibi ve Castle'ı düşürdüler. Kamigawa orada kavalye biriktirmeye devam etse de Daniel ve Angelina Jolie yukarıdan ilerleyişe başladılar. Şimdi burada sanırım Vodka için işler artık hiç kolay olmayacak. Çünkü Daniel orayı destekliyor. Sağ tarafı zaten Project Belgium tek başına Trebleri ve Arbalestleriyle tutuyordu. Ama Treblere doğru şu an kavalyeleriyle burada Kamigawa yaklaştı ve Treblerden birini düşürmek üzere işçi tamir etse de Treb'in birini kurtaramadı. Ama Kamigawa'nın Trebleri de burada Arbalestler tarafından düşürülüyor. Daniel getirdiği husarlarla yavaş yavaş içeriye işçi kesmeye giriyor Project Belgium. Bastığı burada Rem'le TC'yi düşürmek üzere düşürdü, hatta işçilerle vursa da kurtaramadı. Ganji'yi burada dümdüz ediyor. Project Belgium'dan gerçekten muhteşem bir oyun. Üst tarafta ise Vodka yanına Kamigawa'yı almış. Angelina Jolie'ye doğru yürüyecek ama Daniel ve Angelina Jolie orayı tutmakta hiç zorlanmayacak gibi duruyorlar. Orayı 2'ye 2 oynayabilirler ama asıl önemli olan sağ taraf. Project Belgium buraya doğru bir Castle daha atmaya başladı. Bir de Bombard Kanon getirmiş. Getirdiği Bombard Kanon'la Ganji'nin Castle'larını da düşürüyor. Zaten Trebleri de var orada. Remleri de var. Bir de Castle atıyor. Burada Project Belgium kaçan işçileri de yakalıyor ve Ganji'nin base'ini burada resmen dümdüz edecek. Getirdiği Rem ve Bombard Kanonlar binalara da ciddi hasar bırakıyorlar. Treble yine sağ taraftaki base'i de yavaş yavaş yıkıyor. Arbaletler hiçbir şekilde orada işçi bırakmadılar. Oradaki Castle düşünce arkada buluttaki işçi varsa oraya da gidilecektir. Üst taraftaki burada Daniel'ın getirdiği husarlar düşürülmüş ama oraya husar akmaya devam ediyor. Burada Angelina Jolie bastığı arbalestlerle birlikte orayı tutmaya çalışıyor şimdi. Burayı ne kadar tutabilirlerse Project Belgium takımın için o kadar iyi hamle yapabilir. Şimdi bastığı arbalestlerle birlikte Kamigawa'nın base'ine ilerliyor. Burada Project Belgium'un çok fazla arbaletsi var. Ganji'nin çok az cross'u var. Arbalet bile olamadı. Oraya atılmaya çalışan Kamigawa'nın Castle'a bakalım tamamlanacak mı? Arbaletsler önce kavalyeleri düşürmek durumunda. Kavalyeler şimdi düştü ama Castle'ı çok fazla işçi yapıyor. Ve o Castle yapılacaktır. Ama ne kadar dayanacak acaba? Yukarıdan bombard kanonlar ve Trevler oraya doğru gelecektir. Kamigawa da buradaki baskıyı görünce biraz oraya birlik ayırmak durumunda kalmıştı. Vodka da yukarıdan Kamigawa ile birlikte çok iyi ilerliyor. Hem Trevleri hem bombard kanonları hem de arbalestleri ile birlikte burada Angelina Jolie'nin base'ine çok çok yaklaştılar. Daniel burada Elite Tarkan'a dönmüş. Tarkanları da artık görmeye başladık. Paladin yerine burada Tarkan'a gitmesi hem trevleri hem binaları hem de bombard kanonları daha çabuk düşürmesine olanak sağlayacak. Ayrıca Tarkanların burada piyasa armorları da daha fazla olduğu için arbalestlere karşı daha iyi dayanacaktır. Project Belgium buraya Archer Rent spam yapıyor. Trevleriyle birlikte Kamigawa'nın oradaki Castle'ını düşürüp Kamigawa'nın base'ine de girecek. Zaten burada Ganji hiçbir şekilde tutunamıyor. Ganji'nin base'i düşürüldükten sonra Trebler ve Archer Wrench'lerle Project Belgium buradan kurularak ilerliyor. Şimdi Kamigawa Light Cav ve kavalyeleriyle orada Trebler'e doğru ilerlese de Daniel'ın husarlarıyla birlikte Project Belgium arbalestleri onları kesinlikle yaklaştırmadı. Husarlar şimdi orada Castle'ın içinden geçip ekonomiye doğru ilerliyorlar. İçeride farmer kesmeye doğru gidiyorlar. Oradaki Castle'ın da çok dayanma imkanı kalmadı. Ve GG Ganji'den verildi. Ganji'nin hiçbir birimi kalmamıştı yine. Burada Kamigawa da artık dayanamıyordu. Üst tarafta ise Angelina Jolie ile birlikte burada çıkan Tarkanlar bir anda hem Kamigawa'nın buradaki kavalyelerini hem de buradaki arbalestlerin çoğunluğunu düşürmeyi başarmış. Pet Good Pet'ten mükemmel bir oyun izledik ama buranın taşıyıcısı Project Belgium oldu desek hiç de yalan söylemiş olmayız. Görüyorsunuz yavaş yavaş buradan süpüre süpüre mükemmel bir oyun izletti. Yine Angelina Jolie de üstündeki baskılara iyi dayandı. Daniel yine kısmen tutuk oynadı diyebiliriz. Sondaki bu Tarkan hamlesi iyiydi ama husarlarla istediğini alamamıştı. Ve GG verildi. Durum 2-1'e geldi. İki tarafında puan kaybına tahammülü yok arkadaşlar. Bakalım burada Rules of Rome diğer maçı da kaybedip bir puanı Petkum Pet'e kaybedecek mi? Yoksa Rules of Rome diğer maçı kazanıp 3-1 ile yine de 3 puanı hanesine yazıp
gruptaki dengeleri bir şekilde alt üst edecek mi? Hemen yarınki maça geçelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.